Mantarlı tavuk rulo için malzeme listeni. 4 adet dövülmüş but, 150 gram mantar, 1 adet kuru soğan, 50 gram rendelenmiş kaşar, 1 adet Charleston biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet limon suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Mantarlı tavuk sarma tarifimize başlıyoruz şimdi ve en çok sevdiğiniz şeyi yapıyoruz. Bir malzemeden iki tarif yapacağız. Evet. Benan ablacığım, nasıl başlıyoruz? Şimdi mantarları hem bulgur pilavımız için, evet, hem de tavuk sarmamız için soğanla biberle birlikte önce bir pişireceğiz. Tamam. Şöyle gene soğanımızı doğrayalım. Doğrayalım. Soğanımızı doğradık ve sırasıyla mantar ve sonra da biber. Benan ablacığım, mantarlarımızı doğradık, biberlerimizi doğradık, evet, yağımızı koyduk, soğanımızı kavuruyoruz. Evet, bir fiske şeker koyuyorduk hani. Evet, tamam işte bu bir püf noktası. Bunu yapmıyordum ama bundan sonra her tarifte yapacağım. Konuklarım geldiği zaman da Benan abladan bunu öğrenmiştim. Lütfen soğanı kavururken birazcık da şeker koyalım diyeceğim. Evet, o bir fark yaratıyor. Evet, şöyle. Karamelize oluyor çünkü çok doğru aslında. Hı hı. Çok akıllıca, çok pratik bir püf noktası, lezzeti arttırmak için. Bunları koyabiliriz artık. Tabii, hep beraber lütfen pişsinler. Lütfen. Bulgur pilavımızın da içini pişirmiş oluyoruz aynı anda. Heh. Neden bu kadar çok böyle bol bol doğradık? Çünkü iki yemeğin malzemesi. İki yemeğin malzemesini gördüğünüz üzere şu anda kavuruyoruz. Çünkü bu tavuk sarma sonrasında da bulgur pilavına gidecek olan iç malzememiz. Sonraki aşamamız ne olacak Benan ablacığım? Sonraki aşamamız çok kolay. Kasaptan veya marketten tavuk alırken, evet, öyle rica ediyoruz birazcık ayıklanmış ve dövülmüş olmasını. Hı hı. Bu malzemeleri içine koyup şöyle saracağız. Yarım limon suyumuz, biraz salçayla sulandıracağız. Onu üstlerine süreceğiz güzel kızarması için. Hı hı. Biraz da kaşar rendemizi serpeceğiz ve fırınlayacağız. Bu nasıl bir görsel şölen? Çok güzel şimdi kavruldu. Bence yeterli. Çünkü tabii pişecek. O yüzden tabii altını kapatıyorum. Hı hı. Şimdi bir sen kaşık bana böyle susuz bolca birer kaşık verirsen ben onları sarıp fırın kabımıza alacağım. Tavuklara gel, tavuklara. Yeterli mi? Yeterli. Fazla mı oldu? Yok, biraz daha bile koyabiliriz. Öyle aslında mi? Tabii. Oy, taşıyacak diyor, korkuyorum. Yok yok, korkma. Hani böyle hamur pişince içinden böyle malzemesi çıkar ya, fışkırır. Nasıl saracağız? Çok kolay. Sen koy, gerçekten korkma. Gerçekten mi? Tabii. Sarmak yani şöyle bir bohça yapar gibi koyacağız. Tamam. Buna da koy istersen. Hı hı. Serinlemesini bekliyorum bahaneyle. Evet. Ya aynı malzemeden iki yemek ya. Evet. Daha ne isterim ya? Daha ne isterim yani? Aynı malzemeden iki yemek. Yetti bence. Hı hı. Burası sende. Umarım. Hadi bakalım. Evde olduğu gibi olmuyor tabii. Ay şahane. Evet. Nerede böyle? Süsleme. Evet. Eline sağlık valla. Elimize sağlık. Daha harika üstüne oldu. Üstüne sos süreceğiz şimdi. Tamam. Sağlık. Onu buraya alacağız hemen. Salçaya limon suyu koyuyoruz. Çünkü limon suyu ve salça tavuğu en güzel kızartan şeyler. Aman efendim, püf noktalarına bakın.
Tavuğu en güzel kızartan şey limon suyu ve salça. Fırına verilmeye hazır. Hı. 170 derecede 35 dakika. O zaman lazanyayı çıkaracağım. Bunu koyacağız. Tavuğu yollayacağım. Evet. Lazanya bence pişmiştir zaten. Bence de, bir bak bakalım güzel gözüküyor.